Sevgili dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. 10 Mart Çarşamba günü kahve seçti karşınızdayım. 1 numara, 2 numara ve 3 numaralı kahve fallarıyla başlıyor kahve seç. Şimdi 10 saniye kadar sessizlik rica ediyorum. Seçtiğiniz bir kahve fincanı üzerine lütfen yoğunlaşınız ve biraz sonra yorumlayacağım olaylara, yorumlayacağım konulara dikkat ediniz. Kolektifin hayrına ve sizin hayrınıza olmak üzere inşallah en iyisi gerçekleşir, en hayırlısı gerçekleşir. Bir numaralı kahve falına geldiğimde şurada bir genç kız görüyorum. Yolun henüz başında. Kalbi sanki yara almış. Kalbini çıkarmış da oraya bir boşluk doldurmuş gibi. Ama aydınlık bir boşluk. Sanki bir şeylere tövbe etmiş, aşka tövbe etmiş, insanlara tövbe etmiş. Belki bir az da kazansa bir işi var, bir yollara gidip geliyor bu genç kız gözüküyor. Saçları uzun, biraz böyle kabarık duruyor. Oldukça güzel bir yüzü var, çok genç, esmer veya beyaz tenli bir hanım olduğunu görüyorum. Fakat kalbinin burası bomboş. Güneş doğmuş buraya. Yani yaşama hevesi var ama bir insan sevgisi yok. Kalbi çıkmış. Katılaşmış mı? Hayır. Ama hayata karşı dik duruşu var. Aşk sevgi adına bir şey kalmamış gibi. Ama bu genç kızın bir yola gideceğini, bir başka şehre yerleşeceğini, orada çok güzel bir hayatı yaratacağını söyleyebilirim. Gerçekten zihniyle olsun, olumlamalarıyla olsun güzel bir hayatı oluşturuyor. Şurada kahve fincanının dibine baktığımda sevgili dostlarım, bir şeyler için artık çok geç dediğinizi duyabiliyorum. Sanki artık olmaz, olurdu da olmadı gibi bir takım şeyler söylüyorsunuz. Yine de her şeye rağmen ümidinizi kaybetmemişsiniz sevgili arkadaşlarım. Şurada 25-35 yaş arası bir çift görüyorum. Bir kadın ve bir erkek, beyaz giyinmiş kadın, erkek de beyaz giyinmiş, sarmaş dolaşlar. Kısa ve az sayıda kişinin katıldığı bir düğünle bir evlilik merasimini gerçekleştiriyorlar. Ve aynı zamanda bunlar yani mutlu bir yuvayı kurmayı başarıyorlar. Riyasız ve birbirlerine bağlı gözüküyorlar. Sevgili arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Şurada sanki bir kadın, kısa boylu, fazla uzun boylu değil, kısa boylu, zayıf ama bir kadın, yaşlıca. Başörtüsü var, manto giymiş üzerine, klasik bir Türk hanımı tipinde, sanki evlatlarına küsmüş, hayata küsmüş de gidiyor bir yerlere. Gittiği yerde de çok itibar görmüyor, kardeşinin yeri midir, bir akrabasının evi midir. Çok itibar gördüğünü söyleyemem ama bu hanım küsmüş gidiyor, bu siz olabilirsiniz, bir yakınınız olabilir ama kadın, bakmayın öyle. Hani bezgin durduğuna, güçlü bir kadın gözüküyor. Ufak tefek ama çok güçlü bir kadın. Bu kadın gittiği yerde sıkıntı yaşayacak belki ama ummadığı yerden bir telefon geliyor. Ve sanki daha önce yaptığı bir işi yapacak ve bu yaştan sonra kuvvet bulup çalışacak, böyle gözüküyor. Ve çok büyük değişim yaşayacağını görüyorum. İşe girdikten sonra başında bir taç var. İşi ona hayırlı ve uğurlu gelecek. Yeni bir işte gözüktü bu hanım sevgili arkadaşlarım. Şurada bir bey, sanki boşanmış mı, ayrılmış mı? Ben hep bunlar ayrılığın fincanı oldu. Hep tek görüyorum burada. Sadece iki kişi gördüm çift olarak da. Onlar da daha önce zaten hazırlık yapmışlar herhalde evlilik için. Siz olabilirsiniz sevgili dostum. Ama çoğu insan yalnızlığıyla baş başa ve onunla beraber yaşamayı sürdürüyor. Bilemiyorum, evlilik acaba
sarsılıyor mu her yerde? Çünkü insanların tahammülü mü kalmadı, geçim derdi derken sanki insanların tahammülü kalmamış gibi bir şeylere. Şurada sevgili arkadaşlar, yengeç burcundan birisi, yani bir adam görüyorum, erkek, saçları dökülmüş, biraz da hatta kel sayılır, gözlük kullanıyor ve üzerinde yengeç burcunun sembolü var. Yengeç burcundan bir erkek bir karanlıkta geldi. Evinize dikkat edin, yengeç burcundan eşiniz varsa ya da herhangi bir yengeç burcundan yakınınız bir erkek olabilir. Siz de olabilirsiniz. Bir büyü, bir negatif enerji yapıldığını ve bu kişinin adeta başının mengeneyle sıkıştığını görüyorum. Negatif enerjiden dolayı mengeneyle sıkışmış gibi başı sevgili arkadaşlarım. Ve şunu görüyorum. Melekler tarafından korunma, meleklerin korunması ve her türlü sıkıntının aşılması söz konusu. Yakın tarihte yüzünüz gülecek, her türlü sıkıntıyı aşacağınızı görmekteyim. Allah sonunuza hayır getirsin ve gerçekten güzel ve hoş günlerden geçiyor olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bir de sevgili dostlar, bir köprünüz var, bir yerden bir yere geçişiniz var. Mutlaka bir kötü halden iyi hale dönüşünüz olacak. 2 numaralı fincanı seçen sevgili dostlarım, sizin falınıza şöyle bir baktığımda sevgili arkadaşlarım, belli belirsiz bir yol görüyorum. Sanki bir yola gidecekmişsiniz gibi, hayırlısıyla o yoldan daha güzelliklerle geleceksiniz. Şu anda bir ümitsizlik var. Kahve falının dibine bakıyor musun? Ümitsizlik, sıkıntı had safhada. Bir şeyler sanki seni üzmüş gibi, bir şeyler kırmış gibi. Şurada Koç burcundan birisini görüyorum. Koç'un yanında Koç burcunun sembolü var ve aynı zamanda bu hanıma, bir kadın bu. Bu hanıma sanki böyle birileri tarafından ayağına yılan gönderiliyor ve inanır mısınız, o Koç onu ayağının altına almış. Kadının yanındaki Koç sembolü. Sana bir büyü yapılsa da sevgili dostum, eğer Koç burcundan olabilirsin ya da Koç burcu ağırlığı olabilirsen de, mutlaka Koç burcundan birisine bir büyü yapılmış ve onu alt ediyor, yıldızsal olarak alt ediyor. Koç burcunun yıldızının çok parlayacağı bir dönemden geçiyor, bunu söyleyebilirim. Şurada Başak sembolü var. Başak burcundan birileri arı gibi çalışacak. Eğer kazanamıyorsa güzel para kazanıyor. Ya da işsizse bir işe girdiğini görüyorum. Başak burçlarına her yerden para akıyor adeta. Para musluğu açılmış gibi. Şimdi iki arada bir derede kalınan bir konu var. Bunun hayırlısıyla çözümleneceğini, sıkıntıların giderileceğini söyleyebilirim. Şimdi sevgili dostlarım, burada yarım ay şeklinde bir oluşum belirdi. Diyorum ki mutlaka önümüzdeki dönemde oluşacak, 13'ünde oluşacak balık yeni ayında sizleri bir birliktelik bekliyor. Çoğu dostum, 2 numaralı fincanı seçen çoğu dostum yeni aşklara, yeni işlere kavuşacaklar. Balık burcunda oluşacak bu yeni ay, 13 Mart'taki bu yeni ay pek çoğunuza başarı, iş ve mutluluk getirecek. Gerçekten dileklerinizi özgürce yerine getirdiğiniz, her türlü sıkıntıyı aştığınız bir döngü yaşayacaksınız. Haydi hayırlısı olsun bakalım. Ayrıca bazı dostlarıma şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Önemli bir belge var elinizde, yanında kuyruklu yıldız çıkmış ve gerçekten devlet kapısından alacağınız bir belge ile mutluluğa ve huzura doğru ilerliyorsunuz. Özellikle aslan burçları ve akrep burçları bu konuda çok şanslılar. Devlette olan işleri, noter gibi veya arsa gibi bir işleri de hayırlısıyla çok iyi neticeleniyor.
baktığımda sevgili dostlarım bir ışık haresiyle korunduğunuzu, Rabbil Alemin'in Gafur ismiyle seni koruduğunu, Allah'a sığınırsan her türlü isteğinin yerine geleceğini söyleyebilirim. Blöf yapanlar, dil uzatanlar, yalan söyleyenler olabilir. Tamamını hayatından çıkartacaksın. Mutlu ve huzurlu bir geleceği kendin yaratacaksın. Yüce Rabbimin izniyle. 3 numaralı fincanı seçen sevgili dostum, bakalım sende neler var hayırlısı ile. Şöyle bir bakıyorum sevgili arkadaşlar, 3 numaralı fincanda neler var neler. Evet, bazı düşüncelerin katmer katmer ama düşüncelerinin üzerine farklı düşüncelerini koymuşsun, farklı çözüm yolları deniyorsun. Fakat yoğun olsa da düşüncelerin, duyguların, asla karamsar değilsin, umutlusun. Sadece çok çalışmaktan veya çok düşünmekten, plan yapmaktan ve bir şeylerin olmasını istemekten yorgun düşmüşsün. Düşünce yorgunusun kısaca. Şurada sevgili dostlarım, gerçekten düşünce yorgunluğunun üzerinde olan bir adam görüyorum. Sakallı bir Hint gurusu bu. Bağdaş kurmuş, ellerini açmış. Sanki böyle ilahi sisteme ve Yüce Tanrı'ya böyle gönülden bağlılığını anlatıyor. Bu Hint gurusu sanki dağın zirvesinde Nirvana'ya erişmiş gibi, gerçekten çok istediğiniz bir şey gerçekleşiyor. Bu Hint gurusunun solunda küçük bir resmi evrak, sağında önemli bir imzalanmış, mühürlenmiş bir evrak görüyorum. Hayırlısıyla güzel günler çok yakın. Burada iki tane kısa boylu, şişman, yaşlıca kadın birbirleriyle konuşuyorlar. Sanki birbirlerini desteklercesine bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorlar. Bunlar akraba mıdır, dünür müdür, kardeş midir, ama gerçekten uyumlu bir insan bunlar ikisi birbirinden. Ve şurada sanki saçını at kuyruğu yapmış bir genç kız bir şeyden uzaklaşıyor. Sırt üstü yüzermiş gibi bir denizde yüzüp uzaklaşmak istiyor. Bir ilişkiden mi kaçıyor, bir evlilikten mi kaçıyor? Fakat biraz kafasını dinlemek istiyor. Bu genç kız veya genç hanım nereye giderse gitsin sevdiği insan onu bulacak ve onunla barış yapmayı, onunla ilişkisini ilerletmeyi ve sürdürmeyi düşünecek. Bir köprüden geçişiniz var. Gerçekten aşk konusunda her kimse, 3 numaralı fincanı seçen dostum, en umutsuz bir aşk bile olsa, en platonik bir aşk bile olsa gerçek olacağına sizi temin edebilirim. Gerçekten aşk ve dilekleriniz gerçekleşiyor. Sıkıntıların sonu gelmiş gözüküyor. Hayırlısıyla bir geçidiniz var. O geçitten kolaylıkla geçiyorsunuz ve rahata eriyorsunuz sevgili dostlarım. Uzakta bulunan sevgiliye kavuşma söz konusu. Akrep burçlarına diyorum ki, özellikle akrep burcu hanımlarına, genital organlardaki rahatsızlığa dikkat ediniz diyorum. Aynı zamanda elinde bir yıldız tutuyor şurada bir delikanlı. Bu parasal anlamda ilerleme, bir işe girme, bir işi başarma, aynı zamanda ihtiyaç duyduğu maddi olanakları kendisi yaratma, azim sonucunda, gayret sonucunda bir dünyayı kendisi oluşturuyor ve bu erkek uzakta bulunan sevdiği kadına kavuşuyor. Gerçekten büyük bir kavuşma var. Hayırlısı olsun bakalım. Yalnız kürsüde çıkmış konuşma yapan var. Aynı zamanda bazı sıkıntılar için çözüm arayanlar var. 3 numaralı fincanı seçen dostum, yalnız korkutmak istemiyorum seni de, seninle alakası yok. Uzaktan birisinin ölüm haberini alabilirsin. Bir başsağlığına gidebilirsin. Ya da birisiyle bir başsağlığı konuşması yapabilirsin. Onu da kafana fazla dert etme. Seninle alakası yok. Yakın bir komşu, bir akraba falan değil sevgili arkadaşım. Kocaman bir ejderha görüyorum. Ejderhanın ağzında böyle bir kuş,
kuş sanki haber getiriyor bu ejderhaya. Bir önemli şirkete, bir önemli kuruluşa, devlet kuruluşu olur, özel kuruluşu, ona bir dilekçe yazacaksın ve ondan gelen cevapla hareket ediyorsun. Hayırlısıyla yolların açılmış, yıllar ve yollar senin lehine çalışıyor sevgili arkadaşım. Şimdi tabağınıza baktığımda, evet, şurada farklı bir şehirde, fazla büyük olmayan bir kasaba olabilir, küçük bir sahil kasabası, küçük bir yer olabilir. Buraya gittiğini, burada bir şeyleri görüştüğünü, kiralamak mıdır, bir devre mülk müdür, bir ev alımı mıdır, bunu gerçekleştireceğini görüyorum. Hayırlısıyla şurada yüreğindeki sıkıntıları tamamıyla attığını, feraha çıktığını, bir beli ağrıyan bir erkek yatıyor burada, bir ağrısızı çekiyor. Eşiniz olabilir, siz olabilirsiniz. Hayırlısıyla şifa bulacak. Şurada bir kadın ibadet yapıyor, bir ibadethanede. Melekler de sanki onu koruyorlar, her yerden sarıp sarmalıyorlar. Haydi hayırlısı olsun bakalım. Sevgili dostlar, ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Eğer benden kahve falı bakımı, su falı bakımı, iskambil falı bakımı konusunda istekte bulunmak gibi bir niyetiniz varsa, WhatsApp numaram 0546 481 3506. Videomu beğendiyseniz likelayın, üye olun, bildirim zilini açın, beni sevindirirsiniz. Instagram'dan Astro Canan Canoğlu, YouTube'dan Astro Canan Canoğlu. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.